Arkadaşlar merhaba, gelmiş geçmiş en pahalı 10 Funko Pop'u paylaşacağım videoya hoş geldiniz. Videoya geçebiliriz. Bu videoda 400 bin TL üzerindeki en pahalı figürleri paylaşacağım. Şu ana kadar bu vereceğim bütün fiyatlar figürlerin satıldığını gösteriyor. Yani o fiyat aslında temsili bir fiyat değil, o fiyata zaten satıldığı anlamına geliyor. Hatta bundan çok daha yüksek rakamlara, yani şu an satışta bu ürünlerin çoğu satışta yok. Hani bir sonraki satılacak ürün muhtemelen bu satılmışlardan daha pahalıya satılacaktır. Benim verdiğim fiyatlar hepsi en son satılan ürünlerin fiyatları. Bu videoya geçmeden önce söylemek istediğim önemli konulardan bir tanesi de bu videoda her ne kadar çok pahalı figürlerden bahsetsem de Funko Pop toplamak bu kadar pahalı bir hobi değil. Çok ucuz figürler de var. Hoşunuza gidenleri toplayabilirsiniz. Ben sadece bir ilgin içerik açısından böyle bir video yapıyorum. Yani gözünüzü korkutmasın. Siz de bu videoda bahsedeceğim ürünler içerisinde en çok hoşunuza gideni altta yorumlarda yazarsanız sevinirim. İlk figürümüz Funko'nun bir tane partisinde katılanlar arasında bir çekiliş yapılıyor. Ve bu yapılan çekilişte toplam 10 tane olan Manny Pacquiao gibi bir ismi var şeyin, karakterin. Bu bir boksörün bir tane imzalı figürü. Boksörle imzalatılıyor ve o Funko partisinde katılan herkese çekiliş yapılıp dağıtılıyor. Bu figür ekranda gözüküyordur şu an zaten fotoğrafı. Figürün değeri 404 bin TL. Şu an en son satılanı bu fiyata satıldı. Toplam 10 tane de çeşidi var. 10 numara Stanley'nin Platinum, Stanley Platinum Metallic versiyonu figür. Bu figür 485 bin TL'ye satıldı. En son versiyonu imzalı olarak satıldı. Biliyorsunuz Stanley de öldüğü için bu tarz imzalı figürleri daha da değerlendi. Bu figür Stanley Collection Exclusive olarak bundan da 10 adet üretildi zaten. 10 adet ve imzalı versiyon, yani 10 adet imzasız olarak üretildi. İmzalı olanı en son 485 bin TL'ye satıldı. 9 numarada Freddy as a Jaime figürü var. Biliyorsunuz Game of Thrones figürleri içerisinde en değerli figür. Başsız Ned Stark diye bir figür var o. Bu tam çünkü Game of Thrones figürü sayılmıyor. Freddy Funko ürünü sayılıyor. Ama Game of Thrones'la ilişkisi var. Freddy Funko'nun Jaime Lannister gibi giyindiği bu figür. En son satılış fiyatı 646 bin TL'ye satılmış. Bu figürden dünyada 24 tane var. Bu figür 2013'te SDCC eventinde çıktı. Orada katılanlar arasında çekiliş yapılıyor. O evente çekiliş yapılıp bu 24 parça kazananlara dağıtılıyor. Bu söylediğim gibi bu figürde 646 bin TL. 2013 yılında çıkan bu figür 610 senelik figür. Bu fiyata satılmış en son. Game of Thrones benim en sevdiğim dizilerden bir tanesi. Game of Thrones figürlerinin de değerinin düşeceğini düşünmüyorum. Yani Game of Thrones her zaman artık dizi aleminde yerini kanıtlamış bir figür. Bir seri. O yüzden Game of Thrones figürleri değerini koruyacaktır ve bu da çok güzel bir figür. 8 numarada Freddy as a V var. Freddy Funko'nun. Bu Freddy as a V, Freddy'yi bir anlatayım önce. Funko'nun maskotu Freddy. Çeşitli karakterlerin kılığına giriyor. Freddy as a V de Before Vendetta biliyorsunuz. O dizideki bir karakterinin kılığındaki figür. Bunun satış 646 bin TL'ye satılmış. 2011 yılında üretilmiş. Yine bu eventte, SDCC'de, convention'da katılanlar arasında çekiliş yapılıp kazananlara 24 tane dağıtılmış. 24 tane olması bu imzasız hali bu kadar fiyat ediyor. Bu imzalı olduğu durumda fiyatının ne olacağını tahmin edemiyoruz bile. 7 numarada Adaycon figürlerinden Bowberry Chase var. Bowberry bir tane mısır gevreği firmasının maskotu. Bunun Chase versiyonu. Bu figürü değerli yapan şeylerden bir tanesi limitli olması. İkincisi de bu Chase versiyonu. Bundan toplam 24 tane üretilmiş. Satış fiyatı da 673 bin TL. En son satılanı 673 bin TL'ye satılmış. Bunun Chase olmayan versiyonu da var. O biraz daha ucuz. 6 numarada Freddy as a Ghost Rider var. Ghost Rider'ı bilmeyen yoktur. Marvel serisi, bu bildiğimiz Marvel evreninin dışında olsa da Marvel karakteri. Dizisi, filmi gerçekten çok güzeldi. Bu Freddy as a Ghost Rider'da 2013 yılında 12 tane çıkmış. Satış fiyatı da 902 bin TL'ye satılmış en son satılanı. Yani bu bugün yenisi satasa bu fiyattan daha yüksek veya daha alçak olabilir. Muhtemelen daha yüksek olacaktır.
En son satılanın 9-2000 TL'ye satılmış. Toplam 12 adet var bu figürden dünyada. 5 numarada Freddy as a Buzz Lightyear figürü var. Bu figür biliyorsunuz Toy Story figürlerinden ilk çıkanlardan biri. Bu SDCC'de yine eventte dağıtılıyor. 2011 yılında çıkmış. Toplam 24 adet var. Bu 24 adetin 12 tanesi glow in the dark, karanlıkta parlayan, 12 adeti de metalikmiş. 943 bin TL'ye satılmış bunun en son satılanı. Toy Story serisini ben çok sevdiğimi söyleyemem ama dünyada çok fanı var. O yüzden bu seri böyle bir fiyatlara satılmış. 4 numarada Freddy as a Venom var. Venom karakteri buradaki hatta kalanlar içerisindeki en pahalı ikinci Marvel figürü. Bir tane daha Marvel figürümüz var. Bu yani bütün Marvel figürleri içerisinde aslında en pahalı ikinci Marvel figürü diyebiliriz buna. Venom filmini zaten seven seviyordur. Benim de hoşuma gidiyor bayağı. Yani Deadpool'dan sonra en sevdiğim Marvel karakteri diyebilirim. Bu Venom figürü 2019'da 24 tane çıkmış. Toplam satış fiyatı da 808 bin lira. Ama bu 808 bin lira satılmış. Evet, Buzz Lightyear aslında bundan fazlaymış. Onların sırasını yanlış söylemişim. Buzz Lightyear aslında 4. Bu Venom 5. olacaktı. Çünkü Venom 808 bin TL'ye satılmış. 24 adet üretilmiş. Yine SDCC'de çekiliş katılanlar arasında çekiliş yapılıp 24 tane sınırlı üretim dağıtılmış. 3 numarada Freddy as a Tony Stark var. Bunun metalik versiyonu, metalik olmayan versiyonu da var. Metalik versiyonu pahalı olan. Bundan 12 adet üretilmiş 2012'de. Event'da yine dağıtılıyor. Toplam en sonuncusunun satış fiyatı 1 milyon 157 bin TL. Bu fiyata bu en sonuncusu satılmış. Iron Man hakkında zaten çok söyleyecek bir şey yok. Bu figür bir de imzasız ve halinin işte fiyatı. Eğer atıyorum biri 1 milyon 157 bin liraya bu figürü bulsa ve imzalatıp satsa 1 milyon 400 bin liralara, 500 bin liralara çok rahat satılabileceğini düşünüyorum ben. 2 numarada biraz 2 numaradaki figürün biraz hikayesi var. Otomatik Portakal filmini biliyorsunuz. Funko Otomatik Portakal filmiyle lisans anlaşması yapıyor. Daha lisans anlaşması tamamlanmadan yani Funko üretime başlıyor figürlerin üretimine. Çünkü yetişmesi için. Figür çıkış tarihine bakayım. Yazma. 2012'de çıkıyor bu figür. Neyse. Lisans anlaşmalarına başlıyorlar. Sonra lisans anlaşmaları tamamlanamıyor bir sebeple. Funko'nun elinde bir sürü bu Otomatik Portakal filmi oluyor. Tabii hemen mahkemeye veriliyor. Mahkemeden de yok etme şeyi geliyor. Figürlerin yok edilmesi yönünde karar geliyor. Funko'da bu figürlerin 24 tanesi hariç hepsini yok ediyor. Bu 24 figürü de hepsini Funko o zamanki CEO'su hepsini altına imzasını atıp numara yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24'e kadar. Yani toplam 24 adet var. Funko'nun şeyi, Funko bu 24 ürünü de dağıtıyor. Ve iki versiyonu var. 24'ün 12 tanesi Chase, 12 tanesi de normal olmak üzere. Bunlar dağıtılıyor. Bunlar bugün piyasadaki satış fiyatları 1 milyon 617 bin. Chase versiyonu 1 milyon 617 bin. Normal versiyonu da 826 bin liraya satılıyor. Şu an tekli figür olarak en pahalıya satılan Funko figürü bu. Bildiğimiz kayıtta altında. Bir numarada en pahalı satılmış en pahalı Funko figürüne geldik. Bu Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmini biliyorsunuzdur. O filme bir gönderme olarak Golden Ticket 2 Pack diye geçiyor bu. Funko bir Fun Days etkinliğinde katılan herkese çikolata dağıtıyor. Ve bu çikolataların içinde aynı filmi izleyenler bilir. Aynı filmdeki gibi altın biletler yer alıyor. Toplam 10 tanesinde diyebiliyorum. Toplam 10 tanesinde bilet yer alıyor. Bu 10 tanesinin 4 tanesi insanlara çıkıyor. 6 tanesi de çıkmadığı için daha sonradan şirkette o dönem çalışanlara dağıtılıyor. Toplam 4 tanesi piyasaya çıkıyor yani. Bu Golden Ticket 2 Pack'in 2016'da çıkmış. Toplam söylediğim gibi 16 bin. En son satılanı 5 milyon 660 bin liraya satılmış. Bu en son satılanı. Ondan bir öncesi bunun 2,5 milyona satılmıştı. Bu direkt onun 2 katına falan satıldı. En pahalı Funko figürü şu an kayıt altında satışı olan en pahalı Funko figürü de bu oldu. Bu video bu kadardı. Bu tarz ben liste videoları yapmayı seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olursanız çok sevinirim. Bu saydığım videolar Funko'lar arasında en hoşunuza giden hangisiydi? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.